Oysa din olması lazım. Bak bugün var. Bugün biz Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde olmayacak kadar dindar yöneticilerin yönetimi altında yaşıyoruz. Yani devletin mesela toplumsal en önemli kurum meclis değil, cami. Fakat gelenekte böyle değil. Bir yanlışlık var. Bu acaba bu İranlıların filan bir numarası olmasın? Hayır. Doğu'da din esas itibariyle devlet yönetmekte başvurulan bir kavram değildi. Çünkü Doğu'nun entelektüelleri, bilginleri gayet iyi bilirlerdi ki Müslüman olmayan devletler var. Putperest devletler. Din, nübüvvet bunlar bir inanç, devlet yönetme ideolojisinin temelini teşkil etmez. Din en fazla yasa temini bakımından kadim dönemlerde otorite ihtiyacını karşılamak bakımından yasa için başvurulabilirdi. Ama bugün anladığımız anlamda din devlet yönetme sanatında kendisine pay verilebilecek bir kavram değildi. Niye? Mülk küf ile abad olur, zulm ile abad olmaz. Yani gelenek gayet iyi bilirdi ki imanın, küfrün devlet yönetmeyle bir alakası yok. Devlet yönetmenin temel kavramı adalet ve zulümdü. Adil olursa devlet ayakta kalır. Zalim olursa yıkılırdı, kafir olsa bile. Çok dindar, padişahı dindar olsun, halifesi, sultanı dindar olsun, bütün bakanları, milletvekilleri, bütün yöneticileri beş vakte beş vakit katsınlar. Öyle yapanları ben olsam celde cezasıyla cezalandırırdım. Beyin sulanır çünkü o kadar şey yapılırsa yöneticiye ibadet yöneticiyi bozar. Onu halk için kullanırdı eskiler. Zahitlik şeye yaraşmaz yönetici kısmına. Yönetici kısmı hasta eder. Bugün de zaten problemlerden bir kısmı yöneticiler dindarlaşıyor. O yüzden akıl azalıyor, iman çoğalıyor. Yorumlama yetenekleri bozuluyor. Peki ne lazım? İmana gerek yok. İman sadakat için işe yarar. Yani bizim çocuklar, bizim çocuklar, aptal da olsa, salak da olsa bizim çocuklar. Şey yani, 650 bin yıl yaşayan ama hiçbir zihinsel işleme ihtiyaç duymayan deniz anaları. Peki ne gerekir? Liyakat. Liyakat dediğinizde ki, layık olma. Anadolulular'ın bir kısmı şey der ona, layık olma filan, alakası yok tabii. Layık değil yani. Layık, liyakat nedir? Liyakatla sadakati nasıl ayırt ederiz? Sadakat bakkalların ihtiyacına yarar. Nasıl? Bir bakkal yanına çırak alırsa, kimi çırak olarak alır? Oğlunu. Yok oğlu. Kız, oğlu yakışmaz. Damat, bir ihtimal. Damat yoksa, yeğen, yeğen de yok. Apartmandaki, mahalledeki, sadık olması lazım. O yüzden, sadık olursa, ama işi bilmiyor, peyniri tartmayı bilmiyor, zeytini kokutuyor, pirinci döküyor, aptal çocuk, bakkal için sorun değildir. Çünkü kasayı emanet ettiği için çocuk biraz pirinç döker.
Yani pirincin üstünden alınmasında bir mahsur yok. Şimdi Türkiye'deki maliye sorunlarını halk şöyle yorumluyor. Ya herhalde diyor yöneticiler pirinç çuvalını üstünden alıyorlar. Al öyleyse hiç sorun yok. Yani ekonomiden asla korkmanıza gerek yok. Yani kullandıkları maşrapanın büyüklüğü ve küçüklüğü hakikaten önemli değildir. Ben ekonomist değilim tabii. Yanılmak beni utandırmayacaktır bu durumda. Fakat şunu söyleyebilirim anlamasam bile. Çuvalın altındaki küçük bir delik yukarıdaki büyük kovadan daha çok zarar verir. Kovayla bitmez devlet hazinesi ama alttan küçük bir delik çuvalı bitirir. O yüzden bakkal çırak alırken yanına sadakati arar. Aptal olması da para saymayı bilmemesi de bakkalın işine gelir. O yüzden yöneticiler bir altı seçerken çok zeki olmayanları tercih ettikleri gözlemlerimden ve siyaset felsefesi tarihinin bize verdiği deneyimlerden hareketle önerilebilir bir şeydir. O yüzden Amerika'da alt düzeydeki yöneticileri değil, başkanların bile pek zeki olmaması arzu edilir. Devlet güçlüyse, bürokrasi güçlüyse, devlet başkanının zekasının azlığı devlet için bir avantajdır. O yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nda da padişahların ebleh olması, işte zayıf olması, karaktersiz olması, biraz deli olması filan hiç sorun değildi. Sadrazamlar, vezir azamlar o işi hallediyordu. Padişah işte törenlerde, mörenlerde, ulufe filan dağıtırken, hani bizdeki Cumhuriyet bayramları filan, görünmeleri devlet için yeterliydi. Ama ne zaman? Bürokrasinin, gerçek devletin yani güçlü olduğu zamanlar. Devlet zayıflarsa ne olur? Devleti yöneten akıl. Bir kişi konuşur hep. Onun da akıllı olması, olmaması. Çok akıllı olsa adamcağıza yazık, yorulur. Yani elinde sürekli kılıç tutmaktan yorulmuş bir şef düşünün. Olumlu bir şey değil. İş bölümü var. Yani genelde devlet bürokrasisi şefin ara sıra uyumasını sağlar. Şimdiki büyücüler de çok kaliteli değil. Mesela bir örnek vereyim tarihimizden. Abdülhamit için öyleydi. Abdülhamit ne kadar padişahlık yaptı? 33 yılı yaptı değil mi? En büyük problemi uyuyamazdı. Çok korkardı. Bütün istihbarat raporlarını şahsen okurdu. Yıldız evrakı. Dan birçok ben de şahsen incelediklerim var. Abdülhamit'in, 2. Abdülhamit şahsen koyduğu notlar var. Yani bütün raporları tek tek okumuş. Buna beyin dayanmaz. Bu marifet de değildir, iyi de değildir. O yüzden genelde polisiye roman okumadıkça uyuyamazmış. Ve çok evhamlı olduğu söylenir 2. Abdülhamit'in. Yediği yemekleri yiyemez, herkesten şüphelenir falan, bu onu asabi yapar filan. O yüzden devlet yönetiminde akıllı olmak her şeyi yönetmeye kalkışmak demektir. Bu da iş bölümünü engeller. Hep bir kişi konuşur, bir kişi konuşunca da devlet zaafa uğrar. Çünkü sinirleri bozulur o konuşan kişinin. Bu da güçlü devletler için büyük bir zaaftır. Küçük devletlerde sorun olmaz. Afrika'daki devletlerde işte bir bakan, bir şey... ne başkan, bir de yetenekli bir hatun da onun işini görüyor genelde. Başkan halkı idare eder, başkanı da hanımı idare eder. Herkes mutlu bir şekilde devam eder. Oysa başkanı yormamak lazım. Bürokrasi, gerçek profesyonel devletler öyledir. Mesela İngiltere kraliçesi yorulur mu? Başbakanı bile yorulmaz. Çünkü devlet çalışır aşağıda. Demek ki iman, din, devlet yönetme sanatında hiçbir etkiye sahip değildir. Devleti
yıkılmasına bile neden olunur. Sadakattan dolayı ama bakkallık düzeyinde değil. Nerede? Söz gelimi bir marketler zinciri olsun. Marketler zincirinde eğer aranızda iş adamlarının olduğunu biliyorum. İşte damadı koy, oğlu koy, yeğeni koy, teyze oğlunu koy, batar o. Yani o şirket olmaz. Tam tersine CEO, diyor hiç tanımadığım, hiç sevmediğim biri bile olsa sadakati filan hiç önemli değil. İsterse namussuzun biri olsun CEO. Ona bir yılda ne kadar kar getireceksin evladım diye sorarsın. Anlaşmayı yaparsın. Al sana şu kadar maaş dersin. Kazanırsak primini alırsın dersin. Yani profesyonel sözleşmeleri, karşılıklı denetleme mekanizmaları falan filan. Yani iyi bir evlilikte karşılıklı ne istediğini bilen bir karı koca evlenirken ben sana güveniyorum kocacığım, ben de sana güveniyorum karıcığım, 6 yıl gelmeyeceğim filan olmaz değil mi? Genelde akıllı erkek, akıllı kadın güven konusunu tabii ki dikkate alır. İnsan eşine güvenmeli, erkek de olsa, kadın da olsa.